Arkadaşlar merhaba. Bugün size yavru hapını anlatacağım. Özelliklerini anlatacağım. Öncelikle şunu söyleyeyim. Benim hiçbir ürünümün içerisinde bira mayası yoktur. Ben mayalı şeyleri kuşlarda mantar yaptığına inanan bir adamım. Bu doğrultuda da hiçbir şekilde bira mayası girmez. İçerisinde 4 çeşit B, 4 çeşit E üst düzeydir. Bakınız arkadaşlar, ötekilerden farkı diyorsunuz. Yani nedir bunun farkı? Şöyle düşünün. Doğan arabasını düşünün, Mercedes düşünün. İnanın sizler için Mercedes'i ne olması gerekiyorsa o var içinde. Yani ne var derken, bunun imalatında o kod daha masraf demektir. Ama yine piyasanın ucuzuna veriyoruz bunu. Nasıl kullanıyoruz onu göstereceğim. Yavrumuz burada. Bunu aldığınız zaman bu şekilde geliyor size. Kapalı bir vaziyette. Bu şekilde geliyor size. Şimdi bunların ana fikri şudur. 100 gram. Tahmini de 500 der içerisinde. Şimdi bizim bunun içerisinde 450 üstü var. Ama normal hapın iki katı. Diyeceksin ki hoca, onlar kadar yapsaydın 800-900 tane çıkacaktı. Niye onun 500 tanesi 100 gram geliyor da bunu o ufaklıkta yaparsan 800-900 tane oluyor, onu söyleyeyim. Örnek söylüyorum. Kum ağırdır değil mi? Bir kilo kum mu, bir kilo pamuk mu? Şimdi bunun içerisinde kum kullanırsan, anlıyor musun? O zaman ne olur? 500 tanesi 100 gram gelmiş olur. Biz pamuğu kullanıyoruz. Daha pahalıdır. İhtiyacı olan odur. Büyük yapıyoruz. 450 ve üstü yapıyoruz. Bunu unutmayın. İlla sahibiye güvenin. Güvenmeyin. Başkasına. Şimdi bunu açıyoruz. Ben bunu açacağım. Özellikle göstermek istiyorum. Şimdi benim monitör arkadaşım da bunu gösterecektir. Bunun yanında ufağı büyüğü size anlatacaktır. Bu yavrumuz arkadaşlar. Bakınız. Sabahtan bir tane veriyoruz. Gitti. Şimdi devavit mamayı biliyorsunuz. Kursakta sertleşmeyen. Şöyle bir, bakınız, iki çay kaşığı aldım. İçindeki değerler hiçbir mamada yoktur. Ve kursakta sertleşmez. Kesinlikle mantarlaşma yapmaz. Şimdi alıyorum, bakınız. İki çay kaşığına bir, 5 cc. 2 etti 10 cc. 2,5 yetiyor. Şimdi bunu aldım. Bunu aldım. Karıştırıyorum arkadaşlar. Bunlar tahminendir arkadaşlar. Kuşun büyüklüğüne, küçüklüğüne göre hayvanlarınızı bu şekilde doyurabilirsiniz. Enjektörden çok rahat bir şekilde geçer. Burada büyük enjektör de kullanırsın. Yani bu enjektör her türlü enjektörün kafasına olur. Bunu unutmayınız. Hemen kuşun ağzını açıyoruz. Olay şu kadar net. Yavru kuşlara sabah akşam birer tane hap veriyoruz. Yeme düştükten sonra da 10-15 gün daha biliyorsunuz keyifsiz yem yerler, hap vermeye devam edin. Arkasından yavru maması verin. Yavru maması çok doyurucu, besleyicidir. Bunlar tabii kuşlarınız bakmıyorsa. Bakıyorsa da takviye amaçlı azar azar verebilirsiniz. Şimdi yavrulara ne dedik? Sabah akşam birer tane. Örneğin kuşlarınız hasta oldu. Hasta olan kuşa direkt ilaç giremez. Benim mantığımı söylüyorum. Şimdi zaten bağışıklık sistemi hayvanın düşmüş. Ne vereceksin buna? Antibiyotik vereceksin. Antibiyotik verdiğin zaman ne oluyor usta? Hayvan zaten bağışıklık sistemi düşmüş. Ama sen bu mamayı yaparsan, o antibiyotiği bu mamaya karıştırıp verirsen, mama hızlı eridiği için, kanı direkt beslediği için hayvanı besliyor, ilaca da cevap vermiş oluyor. Onun için Devavit'in hangi ürününü alırsanız alın. Allah kefildir. İçine ne konması gerekiyor? Tübünü koyuyoruz. Biz böyle Devavit olduk. Böyle illa sahibi olduk. Ürünlerimin hiçbirinde şundan kısayım, şundan çalayım yok. Her zaman söylemiştim. Bir tane fazla olsun, bir tane eksik olmaz. Bu Devavit ailesine, bizimle yola çıkan herkese canı gönülden teşekkür ederim. Yüz binler taraftarımız var, onu da biliyoruz. Kullananlar %100 memnun, onu da biliyoruz. Şimdi de probiyotik. Probiyotik üzerinde şöyle bir oyun var. İmalatçı firma diyor ki, kardeşim 30 liraya da var, 50 liraya da var, 100 liraya da var. Nedir bunun özelliği? Canlı diyor, hücre olması gerekiyor içinde. Şimdi piyasada birçoğunun içinde canlı hücre yok. Probiyotik aldığınızı zannediyorsunuz. Ama ucuz. Çok basit, ucuz şeyler. Ama sana hitap etmiyor. Probiyotiğin özelliği şudur arkadaşlar. Hastalık kötü bakteridir. Probiyotik iyi bakteridir. Siz iyi bakteriyi çoğaltırsanız kuşların bağışıklık sistemi güçlenir. Hastalıkla mücadele eder. Yani zor hastalanırlar. O anlamda söylüyorum. Şimdi eğer içinde canlı hücre yoksa o zaten probiyotik değildir. Burayı çok iyi anlayın. Şimdi Allah'ın izniyle en iyisini yine Mercedes'i yapacağım. Yine Doğan fiyatına. Piyasanın altında.
aksini iddia edenlerden herkesten miktarı önemli değil. Her rakamda noter huzurunda atıyorum Konya'daki bayimden vitrinden alacaklar. Noter huzurunda laboratuvara teste hazırım. Gazel okumayacaklar. Klavye delikanlılığı yapmayacaklar. Yapan varsa ben hazırım. Her türlü iddiaya beğenmeyi unutmayınız bir sonraki videoda. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.